Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokalife TikTok life hackleri deneyeceğiz. Yani TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. Bu serinin 3. bölümü değil galiba. 2. bölüm olması lazım. Neyse şu gözü bir çıkarabilir miyim? Bir dakika, şunları bir kenara koyalım. Tamam, şu an daha rahatız. Şimdi uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet, videoyu izlediniz. Şimdi bu hack'i biz de deneyelim. Şimdi şöyle ilk olarak yüz ifadelerini açalım. Şimdi ikisini aynı anda getirmem gerekiyor. Bir saniye şöyle. Durun. Aa, oldu. Harbiden oldu. Ama bu sürekli olarak olmuyor. Birisi oluyor yani mantıken. Bakın. Oluyor gerçekten. Ben pek yapamıyorum ama. Başka şeyler deneyelim. Evet, oluyor. Birbirlerine karışıyor. Tamam. Bu arada. Tövbe estağfurullah. Değiştirelim şunu. Bu zaten çok kısaydı. Şimdi diğer hayat hilesini izleyelim. Evet, şimdi bunun yapılışına geçelim. Bunu gerçekten çok merak ediyorum şimdi. Duşa giriyoruz. Bu arada burada minik Queen var. Merhaba. Evet. Evet. Şimdi duşa girelim. Girdik. Girdik. Ondan sonrasında ev yapma yerine girelim. Çevir. Sonra bunu elimize alıyoruz. Sonra çevir. Bir yerde hata yaptım ama nerede yaptığını bilmiyorum. Ben videoyu bir daha izlemeye gideyim. Geldim. İlk olarak her şeyi böyle baştan yapalım. Bir yerde hata yapmışım galiba. Şimdi ilk önce bir dakika, ev yapma yerine girelim. Bunu koyuyoruz. Ama diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Sonra duşa giriyoruz. Dur bir dakika. Duşa giriyoruz. Evet. Sonra çeviriyoruz. Ondan sonra bunu alıyoruz. Bir daha çeviriyoruz. Galiba ben yapamıyorum. Bilmiyorum, herkes yapmış ama ben yapamadım. Nerede hata yaptım da gerçekten bilmiyorum. Ben bunu bir daha deneyeceğim. Hatta aynı anda izleyip aynı anda yapalım. Olmazsa da olmaz. Sıkıntı yok. Şimdi bir saniye. Bunu atalım. Bak, birlikte izliyoruz. Duşu koydu. Tamam, duşu koydu. Anladım orasını. Duşu koyduktan sonra çevirdi. Sonra biz girdik. Sonra bir daha çevirdi. Sonra biz de girdik. Ha tamam, çocuğu aldıktan sonra da bir daha çeviriyoruz. Tamam, gel küçük Queen. Çevir. Yok arkadaşlar, olmuyor. Ben nerede hata yapıyorum ya? Aynı anda izleyip aynı anda yapamıyorum da. Neyse, bunu sonra bir daha deneriz. Şimdi bunu harcamayalım. Bir sonraki life hack'imize geçelim. Lifehack'i izledik ve bu bayağı iyi gibi. Çünkü normalde biliyorsunuz ki sizi yataklar öyle koyulmuyor. Hatta bakın mesela. Ama bu kız koyuyor. Bir dakika, yatağı bulalım bir. Bunu da deneyelim. Şimdi yine bir yanlışlık olmasın. Bakın, böyle koyulmuyor. Kırmızı bir şey çıkıyor. Böyle yapınca da olmuyor yani. Şimdi deniyoruz. Dur bir dakika. Ay dur. Bir dakika, yapamıyorum. Thousand years later.
Arkadaşlar vallahi ben yapamadım. Ama şimdi ben yapamadığım için de bu life hack'i yalanlamak istemiyorum. İki kere üst üste yapamadım. Ama ben bunun yalan olduğunu düşünmüyorum. Bence sıkıntı bende yani. Arkadaşlar öylesine deneyim derken bakın yatak iğnesini yapabildim. Yani şu bebek işi bence doğru. Çünkü onu yapan da bayağı bir kişi var. Ama yatağı bilmiyorum. Yatağı gerçekten yapamadım. Ben bunu sonra tekrar deneyeceğim. Eğer olursa videonun sonuna koyacağım yine. Vallahi galiba bende bir sıkıntı var. Ben niye hiçbir şey yapamıyorum? Oyunumu unuttum. Ne yaptım ya? Şimdi diğer life hack'imizi konuşmayı da unuttum. Şimdi diğer hayat hilemizi izleyelim. Evet, az önce videoyu izlediniz ve ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Şimdi bunun için okula geldik ve hadi gidelim. Hocam bir dakika, ben bir life hack deneyeceğim de dersten çıkarsanız çok sevinirim. Tamamdır. Sizin de böyle okulunuza gelip dersinizi bölmemi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bize videoda diyor ki, yani İngilizcem çok iyi değil kusura bakmayın. Asteroidi görene kadar şu küreye basın gibi bir şey söylüyor galiba. Basalım. Oo ne güzel ne güzel. Ay bir dakika. Oha. Harbiden geliyor. Bir dakika patlayacak mı? Allah Afrika gitti valla. Bir dakika Türkiye'ye mi çarptı? Arkadaşlar coğrafyam da hiç iyi değil. Bilmiyorum bir yere çarptı ama nereye çarptı? Bir dakika bu zaten hep aynı yeri gösteriyor. Toka boka bizi kazıklıyor. Oh, bu seferki daha mı büyük? Aha gitti dünya. Okyanusa düştü. Bir tane daha geliyor ama bu sefer camdan geliyor. Arkadaşlar. Mükemmel de. Bu küre niye hep aynı yere dönüyor? Farklı yer yok mu? Yok bak bir tane daha geliyor. Yeter bu kadar. Şimdi okulu patlatacağız. Biz geç olmadan gidelim. İyi dersler iyi dersler. Bu seferki videoda iki tane hayat hilesi var ve bunlar yani biraz daha gerçek olabileceği için hızlı hızlı yapıp geçeceğim bu sefer. Evet. Şimdi burada çikolata şelalemiz var. Bunun için fancy restoranta geldik. Ben giremiyor muyum içine? Zaten girmeyelim. Gerçekten iğrenç yani bu restoranta niye böyle bir şey oluyorsa. O bebek sokuyor ama ben köpek sokmayı deneyeceğim şimdi. Oldu. Bir de bebek sokmayı deneyelim. Ama şimdi şöyle bir şey var ki o yeni doğmuş bebek sokmaya çalışıyordu. Bir dakika. Bir dakika. Yok köpeği sokabildik ama bunu sokamıyoruz. Yani yeni doğmuş köpek diyorum. Bu köpeği sokabildiysek büyük ihtimalle yeni doğmuş bebeği de sokabilirdik. Bu arada şunu bir temizleyelim. Kusura bakmayın restoranı biraz dağıttım ama. Evet, bu life hack gerçekmiş. Evet arkadaşlar, geldim ama bankaya girmek çok zor oldu. Evet, çok zor oldu. Oyunu ben yönetmiyorum. Of, ben geldim ama köpek getirmeyi unuttum. Bir dakika, burada hayvan vardır. Evet, var. Gel bakayım sen. Şimdi gel. Otur bakayım. Gerçekten oturamıyor musun? Tamam. Evet, bu da gerçekmiş. Burada köpek, kedi, tavşan abartmayalım. Onun patileri var. Bir şey diyeceğim. Evet. Şimdiki videoyu izlediniz ve kız kendi baya bir çekmecenin içine sokuyor ve çekmeceyi kapatıyor falan. Çok değişik şeyler oluyor. Ama benim anlamadığım bu tarz hayat hilelerini nasıl buldukları. Vallahi yani biraz garip. Şimdi hemen uzatmadan başlayalım. Çekmece nerede? Güzel soru. Buradadır büyük ihtimalle dolap kısmındadır. Şimdi hepsini tek tek deneyelim. Mesela şunu al. Bu olmaz büyük ihtimalle ama. Hepsini deneyelim.
Bunu da al. Ama o şunu da deniyordu galiba. Nerede o? Ah bu. Bir dakika. Tamam, şu sonrasında flamingolu deniz yatağı var. O en altlarda galiba. Dur, bu değil. Heh, tamam. Şimdi oturuyorum arkadaşlar. Kendi kendimi taşıyorum. İlk önce bunu da deneyelim. Aa, olmadı. Bakın ben otururken o beni atıyor. Peki bunu da deneyelim. Asıl yaptıkları çekmecede. Buna girebiliriz belki çünkü bu daha büyük. Aa, olmuyor. Acaba Toka Boka bunu öğrendikten sonra kaldırdı falan mı? Yok arkadaşlar, bu olmuyor. Ama eğer olsaydı biz de küçük büyük fark etmeden girerdik büyük ihtimalle hepsine. Güzel bir hayat hilesiymiş. Ya kaldırılmıştır ya da yalandır diyeceğim. Ama bence bu kaldırılmış bir hata yani. Çünkü yani ne bileyim, çekmeceye girmek yani biraz psikopatça olabilir. Şimdi diğer life hack'imize geçelim. Ya life hack ne ya? Hayat hilesi işte. 2000 years later. Arkadaşlar öylesine deneyeyim derken bakın yatak hilesini yapabildim. Ama videoda olmadı işte. Zaten hep böyle anlar videoda olmasın. Bu yüzden kafayı yiyeceğim. Şimdi bir daha yapmayı deneyeceğim ama bu gerçekmiş yani. Evet, şimdi deneyelim. Bu sefer net olmayacak ama olsun, ben yine de bir deneyeyim. Years Yaptım. Vallahi videoda da oldu ama buradaki yatak gitmiş yani. Bu da böyle bir hayat hilesi. Bence çok güzel. Burayı falan süslersek güzel olabilir. Biraz saçma görünüyor ama olsun. Yani bu hayat hilesi de doğruymuş. Bu life hack sayılır mı bilmiyorum ama bununla denemek istiyorum. Bunu ilk defa görüyorum. Hatta böyle bir çeşme olduğunu da unutmuşum. Büyük ihtimalle bu kısımdadır. Tamamdır. Şimdi koyalım şunu şöyle. Bismillah. Aha, oldu valla. Ama ıslandım, bir dakika. Vallahi de oluyor. Şimdi bir life hack olmayan ama size göstermek istediğim bir şey daha var. Bunu daha önce denemedim. Yine böyle TikTok videolarından gördüm. Deneyelim. İlk olarak nerede oyan? Dolap sınırında. Bak. Kazan arkasında. Kanka Hello Kitty internet nerede? Burada mı? Yok, burada değil. Ha, buldum. Elektronik kısmında. Şurada devam kısmında. Siz de yapmak isterseniz bulabilirsiniz. Arka kısmına girip de buradan evimizi alalım. Evimizi aldık. Bak, ben onu nasıl basacağım? Ama bir dakika, çatak oldu. Tamamdır. Yani siz biraz daha düzgün yapabilirsiniz ama burada böyle bir sınav oluşuyor. Yani siz daha düzgün yapabilirsiniz ama burada böyle şey oluyor yani. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Uzun süre sonradan tekrardan video attım ve bence çok iyi oldu. Sizin için bilmiyorum ama ben çok mutluyum şu an. Bilmiyorum neden mutlu olduğumu. Ve yorumlarınız için falan da çok çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için ayrı bir teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Size kalmış. Beğenmediyseniz tekrardan yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu eleştirebilirsiniz. Uzatmayalım. Ve beni ilk defa izliyorsanız veya böyle devamlı izleyip abone olmayasanız tabii ki abone de olabilirsiniz. Bunu ben neden söylüyorsam bilmiyorum ama yani abone olabilirsiniz. Neyse, görüşmek üzere. Bay bay.